İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti, Fransa'nın Alp-Maritim Bölgesi Milletvekili Bayan Alexandra Martini, 11 Mart 2023'te onursal vatandaş unvanına layık gördü. Artsakh'ın küçük yer adları, Gantasar Manastırı, Ermeni kimliği, Dersim. Artsakh sorunu henüz çözülmedi. Avrupa Parlamentosu tasarı lehinde oy kullandı. Batı Ermenistan'ın afet bölgesini bu sefer de sel vurdu. Hollandalı soykırım uzmanı Artsakh'taki Ermenilere karşı olası soykırım Armenosit tehlikesi hakkında konuşuyor. Diktatör Cumhurbaşkanı Aliyev gerçekten baskı altında değil. Miçink, Ahalkalak'ta Gata Festivali düzenlendi. Öncelikle Fransa'nın önergesi için cesurca lehte oy veren parlamenterlerin ve senatörlerin çalışmalarını çok takdir ettiğimi söylemek isterim. Sayın Milletvekili, meclisteki konuşmanızda da belirttiğiniz gibi her zaman Ermeni milletini ve medeniyetin beşiğini yok etme çabası vardır. Gözlerimizin önünde Ermenistan topraklarında sürmekte olan Ermeni milletini yok etme savaşının boyutlarını tam olarak anladınız. Bu savaş ve bu abluka 1894'te başlayan çeşitli soykırım Armenosit programlarının bir parçasıdır. Örneğin işgal altında olan Batı Ermenistan'daki halkımıza yönelik baskı programı ve 100 yılı aşkın süredir Batı Ermenistan'ın yerli halkına yönelik imha savaşları ve şimdi de Artsakh'ın yerli halkının Azerbaycanlı işgalciler tarafından kuşatılması. Ancak özgürlük için son iki dünya paylaşım savaşında 500 bin evladının canını veren Ermeniler baskı ve imhaya direnmeye kararlıdır. Batı Ermenistan'ın Samosat Adıyaman şehrinde dünyaya gelen Misak Manuşyan'ın anısına 18 Şubat'ta Paris'te sempozyum düzenlendi. Manuşyan, soykırım Armenosit sırasında yaşadığı direniş ruhundan ilham alan ve Fransa'yı özgürleştirmek isteyen Batı Ermenistan'ın bir evladıydı. Fransa'nın başından attığı işgal meselesi henüz 1920'de tanınan Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin gündeminde kalıyor. Bu bağlamda Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'nin, Artsakh Cumhuriyeti'nin ve Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Ermenistan'ın 1920'de kazandığı haklar dikkate alınmadan kalıcı barışçıl bir çözüm bulması mümkün değildir. Ermeni milletini yok etme savaşının asıl amacı 1920'de tanınan Ermeni Devleti'nin yani Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin kuruluşuna engel olmaktır. Dolayısıyla dünyanın bu bölgesinde barış, uluslararası taahhütlere ve imzalara saygı gösterilmesine dayanmalıdır. Batı Ermenistan'ın evlatlarının anısına saygı duyan ve insan onuru çerçevesinde hareket eden tüm yerel yetkililere şükranlarımı sunuyorum. Bu bağlamda Milletvekili Alexandra Martin'e Batı Ermenistan Cumhuriyeti adına Batı Ermenistan'ın fahri vatandaşı unvanını vermek istiyorum. Lidya Margosyan, Ermeni Gaziler ve Destekçiler Derneği Başkan Yardımcısı, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı. Artsakh Cumhuriyeti'ndeki Gantasar Manastır Kompleksinin Surp Hovannes Mgrdic Kilisesi ve Avlusu 1216-1238 yıllarında Calalyan Prensleri tarafından Haçen Nehri kıyısındaki yüksek bir tepe üzerine inşa edildi. Tarihsel gerçekler Gantasar'ın tarihinin Hovannes Mgrdic Kilisesi'nin yapımından daha eski olduğunu göstermektedir. Manastır kompleksinin yapıları üzerine çoğu ortaçağ sanatının örnekleri olan yaklaşık 200 yazıt oyulmuştur. Eskiden Artsakh vilayetinin Metz-Arank ilçesinde Mardagert bölgesinin Vank köyü yakınlarında bulunan Gantasar Manastır Kompleksi, Ermeni mimarisinin dahiyane düşünce ve işçiliğinin canlı örneklerinden biridir. 13. yüzyılın ilk yarısı büyük ihtimalle Haçen'in bağımsız gücünün yükseliş dönemiydi. Artsakh'ta Ermeni sanat mirasının altın fonuna giren seçkin sanat eserleri o dönemde yaratıldı. Gantasar, Ermenice hazine dağı anlamına geliyor. Manastır 12. yüzyılda kuruldu. Manastır, Hasan Calalyan şehzadelerinin çabaları sayesinde manevi bir merkez olma özelliğini korumuştur. Manastır, ruhani liderlerin yetiştirildiği, el yazmalarının yaratıldığı ve korunduğu bir okula ev sahipliği yapıyordu.
2008 yılında Artsakh'ta 687 çiftin evlendiği büyük bir düğün gerçekleşti. Sırp Kazantzios Katedrali'nde 550, Gandzasar Manastırı'nda 137 çift evlendi. Batı Ermenistan'daki Dersim ayaklanmasının yenilgisinden sonra Alevi Areviler toplum içi yaşamlarıyla yalnızlaştılar ve kendilerini hala Türkiye'nin merkezinde bir ada olarak sunuyorlar. Bugün bile işgal altındaki Batı Ermenistan'da halkın Arevi Alevilerin yaşam tarzına, geleneklerine, dinlerine ve dünya görüşlerine gizli bir ilgisi var. Bu arada Arevi Alevilerin yaşam tarzları ve örf ve adetleri hakkında kitaplar ve makaleler yayınlanmakta, onları kirli örf ve adetlerle itham eden yalan haberler yayılmaktadır. Arevi Alevilerin bugün ulusal bayramları var ve her yıl Dersim'de büyük bir uluslararası festival düzenliyorlar. Hacı Bektaş Festivali her yıl on binlerce turistin gelişini sağlıyor. Alevilerin yaşamına ve adetlerine ışık tutuluyor. Bu arada Arevi Alevilerin yayılma coğrafyası işgal altındaki Batı Ermenistan ile sınırlı kalmıyor. Bunların büyük bir kısmı Başkanı Bashar Esad'ın da bir Alevi olduğu Suriye'de ve Kuzey Irak'ta yaşıyor. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Armen Press'in bildirdiğine göre Avrupa Parlamentosu Ermenistan Cumhuriyeti ilişkilerine ilişkin karar lehinde oy kullanıldı. Karara 534 milletvekili evet oyu verdi. 10 aleyhte 66 milletvekili ise çekimser kaldı. Raporda Artsakh'taki insani krizi daha da kötüleştiren Berzor yolunun devam eden ablukasını kınamak ve Azerbaycan tarafı ile Artsakh Dağlı Karabağ Ermenileri arasında 5 Mart'ta meydana gelen ve kayıplarla sonuçlanan olayı kınamak ve Artsakh'ın Azerbaycan topraklarının bir parçası olacağını ki uluslararası yasal dayanağı bulunmamaktadır, kabul etmek için sözlü değişiklikler önerildi. Sözlü değişiklikler de kabul edildi. Avrupa Parlamentosu'na sunulan raporda Artsakh'ta son 30 yılda yaşanan çatışmaların yanı sıra Azerbaycan'ın Ermenistan Cumhuriyeti'nin egemen topraklarını yakın zamanda işgalinin on binlerce kurbana, büyük yıkıma ve yüz binlerce insanın yerinden edilmesine neden olduğu ancak Artsakh çatışmasının henüz çözülmediği belirtiliyor. Belge Azerbaycan'ın Ermenistan Cumhuriyeti'nin Geharkunik, Sünik ve Vayotzor bölgelerine saldırılarını, Ermenistan'ın egemen topraklarının bir kısmının Azerbaycan tarafından işgalini, sivil altyapıların bombalanmasını, Berzor koridoru boyunca sivil trafiğin engellenmesi, Ermeni savaş esirlerinin ve diğer tutuklu kişilerin yargısız infazlarını sunuyor. Raporda Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin istikrarlı bir şekilde düzenlenmesi için şiddetin durdurulması, Artsakh'taki Ermeni nüfusun hak ve güvenliğinin güvence altına alınması gerektiği belirtiliyor. Parlamento, Artsakh'ın Azerbaycan'ın bir parçası olacağını beyan etmek için onaylanmış herhangi bir yasal belgeye dayanmıyor. Topraklara karşı soykırım siyaseti ta Avrupa Parlamentosu'nda devam ediyor. Raporun tamamını okumak için aşağıdaki linki tıklayın. Batı Ermenistan'daki afet bölgesinde sağanak yağış nedeniyle çadır kentleri su bastı. Depremzedeler şimdi de sel mağduru oldu. Batı Ermenistan'ın Samosat Adıyaman'da 2, Urfa'da 13 kişi hayatını kaybetti. Urfa'da eğitime bir gün ara verildi. Malatya'da sağanak etkili oldu. Bazı ilçelerde sağanak sele dönüştü. Yağış nedeniyle depremzedelerin kaldığı çadırları, ev ve iş yerlerini su bastı. Öte yandan sağanak nedeniyle ekili tarım arazileri de su altında kaldı. Depremden en çok etkilenen Hatay'da çadırlarda kalan çok sayıda vatandaş mağduriyet yaşarken Sarıseki mahallesinde de cadde ve sokaklar göle döndü. Maraş'ın Afşin ilçesinde pazar alanına kurulan çadır kenti su bastı. Yağmur sonrası gölete dönen çadır kentte depremzedeler çadırlarına giremiyor. Elazığ'da bazı caddelerde ve alt geçitlerde su baskını meydana geldi. Araçların suya gömüldüğü görüldü.
Batı Ermenistan hükümeti uluslararası toplumun dikkatini kendi topraklarında yaşayan yerli halka temel haklarını hiçe sayarak uygun yardımı sağlamayan Türk makamlarının eylemsizliğine odaklıyor ve yerli halkın kendi devleti tarafından korunabilmesi için Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin yasal temellerini yeniden tesis etmek üzere Sevr Antlaşması'nı imzalayan devletlerin aktif müdahalesini talep ediyor. Soykırım bilimcisi Dirk Rozant, Hollanda'nın en prestijli gazetelerinden birinde Ermenilere yönelik 1915 soykırımı Armenosit ve Stalin döneminde Ukraynalıların 1932-33'te Sovyetler Birliği tarafından aç bırakılmasıyla bir bağlantı görerek Berzor yolunun yasa dışı olarak ablukaya alınmasına atıfta bulunduğu bir makale yayınladı. Rozant şunları kaydediyor. Diktatör Cumhurbaşkanı Aliyev, doğalgaz tedarikini insan haklarından daha önemli gören Başbakan Rut ve diğer birçok Avrupalı liderler tarafından baskıya maruz kalmıyor. Uluslararası Af Örgütü ve Lemkin Soykırım Önleme Enstitüsü gibi ablukayı kınayan ve Cumhurbaşkanı Aliyev'in planlarını önceden gören ve bunu kınayan örgütleri örnek alarak Hollanda ve Batı'nın geri kalan ülkelerinin Artsakh Dağlı Karabağ'da yaşayan Ermenileri aktif olarak desteklemesinin zamanı geldi. Ukrayna'da normlarımızı ve değerlerimizi korumak istiyorsak anklavdaki Ermenilerin kaderlerini de dikkate almalıyız. Bilinç var, sıra vicdanda. Mezbah Perhiz'in ortasına denk gelen Miçink günü olan 15 Mart'ta Cavahk'ın hemen hemen tüm kiliselerinde Ermeni Gata Festivali düzenlendi. Miçink adı Mezbah Perhiz'in tam orta gününe verilir ve bu bayram anlamına gelmez. Perhiz'in 24. günü veya 4. çarşamba gününe denk gelir. Halk geleneğine göre Ermeni ev hanımları gata pişirip içine bozuk para koyarlar. Sikke kime düşerse o yıl başarılı olur. Bu güzel girişim Cavahk'ta uzun zamandır beklenen bir geleneğe dönüştü ve farklı yerleşim yerlerinden birçok insanı etrafında topluyor. Festival bu yıl Ahalkalak'taki Surp Haç Kilisesi'nin avlusunda düzenlendi. Festivalde Ahalkalak'ın çeşitli kurumlarını temsil eden kadınlar pişirdikleri gatalarını sundular. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size duduk ustası Levon Madoyan tarafından seslenilen Ermeni halk melodisi Hovviganç adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.